Günaydın, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Önce rakamlar üzerinden gidelim. Dün neler yaşadık, bugüne nasıl bir tablo aktarıldı onu konuşalım. Ardından gazetelerin ekonomi sayfalarına, ekonomi başlıklarına neler yansımış onun ayrıntısı üzerinde duracağız. Geldiğimiz nokta dolar tarafında 4.6755'i gösteriyor şu an itibariyle. Ancak dün epeyce ciddi bir dalgalanma söz konusuydu. Neredeyse 4.75'lere doğru, 4.67'lerden 4.75'lere. Ardından tekrar 4.67'lere doğru, 65'lere doğru sarkmalar yaşadık. Oldukça hareketli bir gün olduğunu altında bir kez daha çizmekte elbette fayda var. Diğer taraftan Euro tarafına baktığımızda 5.46.81'i görüyoruz orada. Geldiğimiz nokta 5.45.92 ile 46'nın altına sarkmış görünüyor. Sepette şu halde 5 seviyelerin yeniden üstünde bir fiyatlama olduğunu söylemek mümkün. 5.07.29'dan geçiyor zira o taraftaki son işlemler. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 97.230 endeks değerinden kapanışımızı gerçekleştirdik. Bugün bu noktadan açılacağız. Yeniden nasıl bir şekillenme olacak piyasa cephesi açısından bunu da konuşacağız konuklarımızla ilerleyen dakikaların içerisinde. Brent petrol tarafında 77.74 dolar görüyoruz. Altın cephesine baktığımızda 1254 dolardayız. Ons başına gelinen noktaya baktığımızda euro dolar paritesinde 1.17'lere doğru bir hareketlenme olduğunu söylemek mümkün. 1.16.81'den geçiyor euro dolar paritesi tarafında son gelen işlemler. O da 1.17 sınırına doğru yaklaştığımızı bize bir kez daha gösteriyor. Gümrük tarifesi öncesinde dolar tarafına baktığımızda 3 haftanın en düşük seviyelerini de görmeye başladık. Onun da ayrıntısını vermekte elbette fayda var. Petrol üretim beklentileri ile birlikte 74 dolarlar cephesinde tutulmuş görünüyor. Kimden? Tabii ki NYMEX tipi petrolden, WTI'den bahsediyoruz burada. 77 doların üzerine 78 dolar sınırında da bir Brent'le karşı karşıyayız. Onu da söylemekte elbette fayda var diyelim ve bakalım gazetelerin ekonomi başlıklarında neler var. Evet, gazetelerin ekonomi başlıklarında neler var? Onlara baktığımızda önce memurlarımızın emeklerinden, işçilerimizin emeklerinden bahsedelim. Ve aldıkları zam oranları Milliyet Gazetesi'ne, ekonomi sayfasına yansımış durumda. Bunu konuşalım biraz. Memur emeklilerine %8.65'lik bir zamdan bahsediyoruz. İşçi emeklisine de %9.17'lik bir zam oranından bahsediyoruz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2008 yılının ikinci yarısında emeklilerin zamlı maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamına göre SSK ve Bağkur emeklileri %9.17 zam alırken bu kategorideki emeklilerin maaşlarına 85 lirayla 403 lira arasında bir yükseliş yaşanacak. Memur emeklilerinin alacağı zam oranı ise %8.65 oldu. Haziran ayı enflasyon verisinin %15'in üzerinde çıkmasının ardından Maliye Bakanlığı Türkiye'de en düşük memur maaşının aylık 2893 TL'den 3133 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2893 TL'den 3133 liraya, en düşük memur emekli aile 1978 liradan 2149 liraya yükseltilmiştir denildi. En düşük memur emekli aylığındaki bu farkla birlikte ilave enflasyon farkıyla kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplam %8.65'lik zam yapılmış oldu. Aynı dönemde SSK ve Bağkur'a baktığımızda buradaki emeklilerin aylıklarına %9.17'lik bir artışın sağlandığını söylemek mümkün. Epeyce geniş görmüş Milliyet Gazetesi bu haberi, ekonomi sayfasında yer alıyor ve son maaşlar ile zamlı maaşlar arasındaki farklar da bir tablo halinde yerini bulmuş gazetenin içerisinde. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Vatan Gazetesi'nde epeyce uzun zamandır aslında konuştuğumuz bir konu, otomotiv sektörü yerini bulmuş görünüyor. Otomotiv sırtladı başlığıyla birlikte görüyoruz biz de bu haberi. Yurt içi otomotiv satışları daralırken, ki çok ciddi bir fren olduğunu bu tarafta söylemiştik, İhracat kanadında ancak gelişmeler vardı. Gazete bu haberi almış işte. İhracat hız kesmiyor. İlk 6 ayda 16.4 milyar dolar ihracatla rekor kıran sektör her 5 otodan 4'ünü Avrupa'ya gönderdi ayrıntısında görüyoruz.
bakıyoruz. Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi yılın ilk yarısında 16 milyar dolarlık ihracata imza atarken bu rakama en büyük katkı Avrupa ülkelerinden geldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı %11.92 daralırken bu dönemde otomotiv endüstrisi 16 milyar 434 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 352 milyon 301 bin dolar düzeyinde bulunuyordu denmiş ayrıntılara bakıldığında. En büyük pazarın Almanya olduğunu söyleyelim. Otomotiv endüstrisinin Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerine ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında %15 oranında bir artış kaydetmiş ve 13 milyar 224 milyonun üzerine çıkmış. Böylece sektörün ilk yarıdaki 16.4 milyar dolarlık ihracatının %80,5'u Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerine yapılmış ayrıntısı paylaşılıyor gazetede. Bu ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini dolayısıyla ortaya koymuş oluyor. En fazla kayıp ne tarafta diye baktığımızda sektörel bazda en fazla kayıp Amerika tarafında yer alıyor. Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesine baş Amerika çekti. Sektörün Amerika'ya ihracatı yılın ilk yarısında aynı döneme göre geçen yılla kıyaslandığında 159 milyon 990 bin dolar azalarak 463 milyon 808 bin dolara kadar gerilemiş görünüyor diyor Vatan Gazetesi paylaştığı haberinde. Gelelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi varlık barışında son 25 gün uyarısında bulunuyor. Oldukça önemli bir barışa imza atılmıştı aslında. Buradaki fırsatın kaçırılmaması gerektiğini altını bir kez de biz çözmüş olalım. Neşe Karanfil'in haberi. Hürriyet gazetesinden yurt dışındaki para, altın ya da cevizini getirenler için öngörülen varlık barışında başvuru için son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlendi. Varlık barışına ilişkin yasal düzenleme meclisten çıkartılırken 31 Temmuz'a kadar varlık barışından yararlanılmaması halinde vergi ödenmemesi imkanı yararlanılması halinde vergi ödenmemesi gibi bir kolaylık getirilmişti. 31 Temmuz'a kadar yurt dışındaki varlıklarını getirenler vergi ödemeyecekler. Dolayısıyla bu tarihten sonra da varlık barışına başvuru imkanı devam edecek. Bu tarihten sonra 30 Kasım'a kadar getirilen varlıklar üzerinde %2'lik bir vergi ödemesi olacak ancak bunun da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla vergi ödemek istemiyorsanız, varlık da, konusunda da barışmak istiyorsanız son 25 günün içerisine girmiş durumdayız. 31 Temmuz'a getirilen paralardan vergi alınmayacak. 30 Kasım'a kadar getirilen varlıklardan %2 vergi alınacak. 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi dairesine ödenmesi gerekecek bu %2'lik verginin. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara bildirilerek getirilebilecek. Yani bir bavul ticareti yapmak mümkün olmayacak. Buna göre Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartı aranacak. Bildirilen bu varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek. Yurt dışındaki varlıkların hangi tarih itibariyle sahip olunduğunun herhangi bir önemi de olmayacak. Bunu da altını çizelim Hürriyet gazetesinden aktardığımız haberle birlikte. Bir başka habere geçelim. Haber Posta gazetesinde yer alıyor. Trump'a karşı 40 ülke birleşti. Ek vergiler geldi. O ek vergiler gelirken de epeyce ciddi bir gerginlik yarattı tüm dünya üzerinde. Amerika'nın başlatmış olduğu bir gerginlikti bu. Dolayısıyla Amerika'nın Trump'ın ticaret savaşları başlattığı üzerine de çok fazla konuşmuştuk. Amerika Başkanı Donald Trump 9 Mart'ta ithal çelikle ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklayarak ticaret savaşının fitilini ateşlemişti. Bununla da yetinmeyen Trump, ithal otomobillerin de ek gümrük vergisine tabi olacaklarını söylemişti. Trump'ın bu hamlelerine dünyanın önde gelen ekonomileri tepki göstermeye başladı. Dünyaya bir tehdit salınıyor Trump tarafından. Aralarında Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'nın da olduğu Amerika'nın önde gelen ticari ortakları Trump'ın ek gümrük vergisi uygulama planları konusunda derin endişelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde dile getirdiler. 40'ın üzerinde Dünya Ticaret Örgütü üyesi
Otomobilin önemi göz önüne alındığında Amerika'nın yaptıklarının dünya pazarını ciddi biçimde bozabileceği uyarısında bulunmuşlar. Bu da gazetede haber haline getirilmiş diyelim. Ve geldik son gazetemize. Dünya Gazetesi'ndeyiz. Dünya Gazetesi yeni bir hikaye için bürokrasi 4.0 şart başlığını atmış. Ekonominin, siyasetin önüne geçeceği bir dönem bekleyen Orhan Turan, Türkiye'de sanayi 4.0'a, bürokrasi 4.0'a eklenmesi gerektiğini vurguladı. Gelişmiş ekonomiler, ileri demokrasilerde mümkün bu durum diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin önceliği politikada normalleşme, makroekonomik dengelerin korunması ve reformların hızlandırılması olmalı. Önümüze bakmalıyız. Ekonomi bir numaralı gündem olmalı ve siyasette kaybettiğimiz enerjiyi buradan tamamlamalıyız diyor. OHAL'in bir an evvel kaldırılması yeni Türkiye hikayesinin inşasında ilk adım olacaktır. Bu adımı kapsayıcı ve bütünleyici bir sivil anayasa ile hazırlamak gerekir diyor. Türkiye'nin orta demokrasi tuzağına düşmemesi gerek. İleri ekonomilerin ileri demokrasilerde mümkün olduğunu net bir biçimde görüyoruz diyor. Katma değer deyip duruyoruz ama içini doldurmamız gerek. İhracat çıkış noktamız, üretimin önündeki engelleri tamamen kaldırabilmemiz gerekiyor. Son dönemde ilgili kamu kurumlarında yetki ve sorumluluk kullanma noktasında yaşanan çekincelerin ne şekilde ve nereye doğru evrileceği oldukça önemli denmiş. Denetlenmeyen teşvik ve kredilerin amacına ulaşması zor. Teşvik ofisinin kurulmasıyla denetleme görevinin sağlıklı işlemesi ve KOBİ'lerimize aktarılan kaynağın yatırım da üretime ve üretime dönüşmesi şart deniyor. Dolayısıyla Türkom Fed'in yeni başkanı Orhan Turan'ın bu uyarıları gazetede yerini bulmuş ve biz de bunu sizlere aktaralım istedik. Bir başka nokta turizm tarafından aktarmakta elbette fayda var. Turizm atağı haberini yine Hürriyet gazetesinde görüyoruz. Limak, Mersin ve Üsküp'te otel açılıyor. AVM ve rezidans projeleriyle de 600 milyon dolarlık bir varlık ayrılmış durumda. Turizm atağı başlığıyla görüyoruz. Oldukça ciddi bir projeden bahsediyoruz burada. KKTC'de 200 milyon dolarlık yatırımla 8. otelini açtıklarını anlatan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Mersin ve Üsküp'te otel, AVM ve rezidans projelerine toplamda 600 milyon dolar yatıracağız. Fransa'da da otel satın almak için görüşüyoruz dedi. Havalimanı metrosu 2019'da açılacak başlığı kullanılmış. Nihat Özdemir yapmış olduğu açıklamanın içerisinde yeni havalimanına metro bağlantısı olduğu zaman işlerin çok daha hızlanacağı üzerine bir röportaj vermişti. O röportajdan alıntılar bunlar. Nihat Özdemir İstanbul'un yeni havalimanına ilişkin şunları söyledi. İstanbul yeni havalimanının açılışına ilişkin açılış tarihinde herhangi bir aksilik yok. 29 Ekim'de havalimanımızı açacağız. 22 Haziran'da ilk uçaklar inmişti. Metro 2019'un sonuna kadar yetişecek. Programlarda bir aksilik gözükmüyor diyor. Enerji yatırımlarının hızlandığına ilişkin bir başka başlığı hatırlatalım. Enerji alanındaki yatırımlar hakkında da bilgi veren Özdemir, 2 yıl içinde 600 megawatta yakın kurulu güçteki 2 hidroelektrik santralini devreye almayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu yıl sonunda 15 megawattlık jeotermal santralde faaliyete geçecek dedi. Özdemir, şirketin Norveçli Statkraft'tan almış olduğu yaklaşık 500 megawatt kurulu güçteki HES hakkında 2019'da devreye girecek, çok hızlı gidiyor dedi. Özdemir 74 megawattlık kurulu güçteki Gürsoy TES'in de aynı zamanda Buharkent Jeotermal Santrali'nde bu yıl devreye girmesinin planlandığını anlatmış. Paris Hilton bir konser verecekmiş KKTC'deki otelin açılışında. Kenan Kavaloğlu tesisimiz 598 oda ve 1338 yatak kapasitesine sahip. Otel ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Otelin ilk konuklarından biri dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton olacak demiş. Paris Hilton her yaz 5 parti yapıyor. Bu partilerden bir tanesi 28 Temmuz'da KKTC Limak Cyprus'ta düzenleyecek demiş. Biz de bu haberle birlikte bu bölümü noktalayalım ve parametreye geçelim.